Ayça ile Yaz sohbetlerinden merhaba. Bundan böyle her hafta Migros TV'deyim. Ben Ayça Yılmaz Doğan ve yanımda ünlü, sevdiğim konuklarım olacak. Bugün evimin bahçesindeyiz ve yanımda sevgili Cem Belevi var. Hoş geldin. Hoş buldum Ayça'cığım. İyi ki geldin. Vallahi iyi ki geldim. Benim de içim açıldı. Gerçekten. Gerçekten. Yani böyle programda gibi değildi. Hayır, biz evde az önce sohbet ediyorduk, size, onun devamı evet, şu anda. Evet, size geldim. Böyle sohbet ediyoruz. Bahçe çok güzel. Aynen. Ev çok güzel. Çocukların her şey şahane. Çocuk seviyor musun? Tabii ki. Seviyorsun. O zaman onunla ilgili de bir soru sorarım birazdan. Kabul olur mü? Olur. Ya bu arada teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biliyorum konser programın çok yoğun. Hı-hı. O arada geldin, beni kırmadın. Ne demek, seve seve. Güzel dostsun. Çünkü herkes öyle yapmıyor. Ya hayırlı uğurlu biliyorsun. Olsun. Teşekkür programında ederim. İlk bizle başlıyorsun. Aynen öyle. Yani o da benim için daha anlamlı olmuş evet. Oldu böylece. İnşallah uğur getirsin, şans getirsin. Eminim hem, öyle olacak. Hem sana, hem ailene, hem katılanlara, hem izleyenlere diyorum. Çok teşekkür ederim. Ya bu arada ben böyle hani biraz araştırıyorum tabii konuklarım gelmeden. Hani arkadaşız vesaire ama bazen birbirimizin birçok önemli noktasını da bilmiyoruz. Anne ressam, baba piyanist. Hani sanatçı evet. Bir çocuk çıkmaması evet. Mümkün değil herhalde. Ya biraz bahsedebilir misin? Sen aslında sanatın tabii. İçinde büyümüşsün. Evet, içine biraz yani içine doğdum. Evet. Öyle söyleyeyim. Tabii bilgiler böyle yazıyor internette. Profesyonel olarak hani meslekleri değil aynı zamanda yani piyanist olarak yazmışlar o zaman evet. İlk zamanda ilk 2000 ama onunla uğraşıyorlar. Evet tabii ki çalıyor değil yani mi? Babam da hem piyano yani çalar. Yani evde bir müzik var yani. Hep vardı. Annem resim yapar, babam piyano çalar. İşte komşular, eş dost, akraba falan böyle hani geldiklerinde böyle bir hep bir şey olurdu evde yani hani bir şarkı söylenir, bir eğlence ya olur çok falan. Güzel. Hani ben onun içinde büyüdüğüm için 6-7 yaşındayken hangi şarkıyı duysam, hangi notayı duysam, duyduğum her şeyi çalabiliyordum çünkü hani piyanoda falan. Sonra da geliştirerek devam ettim yani. Piyanoya başladın. Evet. Arkasından gitar var galiba evet, 12-13 yaşında başlıyor değil mi? Zaten hala başladım. Devam eden bir tamam. Şey ama o kadar evet. Erken başladığını bilmiyordum evet, ben mesela. Evet 15-16 yaşlarında da işte şarkılar yazmaya böyle denemeye falan. Başladım. Ya çok ilginç. Bu evet. Arada uzun bir süre İngiltere'de de aslında kalmışsın. Ya orada ciddi bir eğitim hayatın var. Neden Türkiye? Yani ben mesela sorguluyorum Berlin'den İstanbul'a niye geldim diyorum hala. Ya sen İngiltere'yi bırakıp neden geldin? Yani 18 yaşımda gittim ben Ayça. İngiltere'de ilk Cambridge'de kaldım 6 ay dil kursusu. Ondan sonra da üniversite okumak istedim. Ve Brunel Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okudum. Bambaşka bir alan evet yani. Hani bilmiyorum bunu biraz şeye bağlıyorum. Ben ikizler burcuyum. Yani ikizler. Şimdi ben hep aynı anda böyle işte başka uğraşlarım da olsun. Hani işte şu anda yaptığım gibi hem evet, şarkıcılık hem oyunculuk evet, falan. Evet. O yüzden böyle hani müzik bana sadece yetmezdi diye düşünüyordum. Başka bir şey daha kendime geliştireceğim bir alan olsun. Ya hani harika falan bir diye şey bakıyordum. Ya ben şaşırdım mesela bilmiyordum. O yüzden, ama şunu fark ettim. İngiltere biliyorsun üniversiteler 3 sene. 3. yılın sonunda orada bir marketing şirketinde analist olarak çalışmaya başladım ben. Kurumsal hayatı tabii değil mi? Onu da deneyimledim yani orada. Şimdi üniversite yılları nasıl geçti diye sorarsan müzikle hep iç içe. Müzikten de hatta kendi harçlığımı bile çıkartıyordum oradayken. Ya harikasın. Tabii yani büyük bir deneyimdi yani benim için İngiltere'de üniversite okumak. Hem başka kültürler tanıma imkanım oldu. Aynı zamanda da tabii okul harçlıklarımı çıkartmak için falan çalıştığım şeyler oldu, kafeler. Ondan sonra bunların hepsi bir deneyimdi. Tabii ki. Sahne aldığım yerler oldu çünkü... Mütevazılığın ama bence oradan geliyor. Çünkü Avrupa'da uzun süre geçirmiş, atıyorum orada eğitim alma fırsatı bulmuş. İnsanlarda ben bunu aslında çokça görüyorum. Bu çok güzel bir şey. Bir de hani sadece işte müzik değil, oyunculuk vesaire bir sürü dalda varsın. Yormuyor mu bu seni, besliyor mu? Besliyor, kesinlikle besliyor. Benim dediğim gibi aslında yolculuğum, 7 yaşımda, o 6-7 yaşımda işte piyano falan çalarak o müziğin büyülü sesini bularak, kendimi ifade ederek başladı. Hala da onun peşinden koşuyorum aslında. Ama işte yolda karşıma oyunculuk da çıktı mesela yani. Neyse ben özetleyeyim, İngiltere'den alayım meseleyi. Üniversite bitti. Bir marketing şirketinde analist olarak çalışıyorum. Kurumsal bir hayatın içindeyim falan ama yani böyle her fırsatta ben
şarkı söylerken buluyorum kendimi. Sonra ben kurumsal hayatın içinde çok böyle şey hissettim yani hani. Çünkü devamlı İngiltere'deyim ve özlüyorum, ailemi özlüyorum, sevdiklerimi özlüyorum ve şarkılar yazıyorum. O şarkılar birikiyor. Ben diyorum ne yapıyorum burada, ne yapıyorum falan. O yüzden ondan sonra dedim ben Türkiye'ye döneceğim. Aslında özlemle hatta geri döndüm. Çok yani. Özleyerek geri döndüm ve hani bu şarkıları dedim paylaşacağım insanlarla. Hani ben sahnede olmak istiyorum, şarkılarımı söylemek istiyorum. Hani o şekilde 2013 yılında işte bir Türkiye'ye gelip albüm o yaptık. Dönüm noktan diyebilir miyiz aslında? Evet, insanların seni tanıması vesile olan. Yani çok geniş kitleye ulaştığımı söyleyemem ilk etapta yani. Hani o yüzden buradan da hani eğer izleyenler bir şekilde hani örnek almak isteyenler, ne bileyim hani kendilerine yol belirlemek isteyenler varsa ben hayat bana şunu öğretiyor. Eğer orada vazgeçseydim mesela ilk albümün adı Bilmezsin. Evet. Ve çok bilinmedi o albüm mesela benim hikayemde. Evet. Yani vazgeçseydim orada. İyi ki vazgeçmemişsin. Vazgeçmedim ondan sonra devam ettim. Çünkü o geldi. Hani çok bir kitleye ulaşamadım diyorsun ama bugün tam tersi. Evet yani o. O çok güzel olmuş. Bir de şunu sormak istiyorum aslında. Şimdi kitle demişken. Şimdi birçok insan konser veriyor. Mesela bir şöyle bir sanatçı kesim var. Mesela oturuyoruz. Aa bugün kim çıkıyor? Gidelim dinleyelim. Hı-hı. Ama sende öyle bir durum yok. Cem Belevi nerede çıkıyor? Evet. Cem Belevi çıkıyor mu? Yakında konseri var mı? Şimdi bu başka bir şey ya. Hı-hı. Bu neden oldu sence? Yani yani bunu nasıl sağladın? Hani o bir aura mıdır? O bir samimiyet midir? Hani ben şimdi daha arkadaş tarafından Hı-hı. tanıdığım için mütevazılığını, hani iyi niyetini gerçekten bunu çok samimi bir şekilde söylüyorum. Bunu hissediyorum. Ama sonuçta insanlar birebir dokunamaz, birebir yan yana gelemezler. Ama his diye bir şey var ya. Yani sende bu nasıl oluştu? Bu çok özel bir şey bence. Yani benim zaten hep hayal, yani istediğim şey, hedeflediğim şey severek şarkılarımı kendilerinden, o şarkılarında kendilerinden bir şeyler bularak gelsinler ve konserlerde birlikte söyleyelim. Tabii bunu böyle hemen yani isteyince yarın olacak bir şey değil bu. Tabii o dediğim gibi o süreç öyle başlıyor. İşte bir albüm yapıyorsun, o albümden mesela diyorum ya hala ben şimdi çok geniş kitleye ulaşmadığını düşünüyorum o ilk albümümün. Ama o albümün içinden bile gelip konserlerinde ya bu işte Bilmezsin şarkını niye okumadın? İşte Hayat Belirtisi niye okumadın? Aslında diyorlar. Mesela hani, ağlıyorum. Yani evet. Demek ki evet bir şekilde ulaşmış, bir şekilde dokunmuş insanların hayatlarına. En çok mesela işte alışamıyorum, sor, evet. İşte ne bileyim aç kollarını. Ya, bir sürü yani. Bir sürü. Hani ben de hep insanlar hep bunları biliyordur falan daha çok diye ama, onları alıyorum repertuvar ama sonra bana sitem ediyorlar işte arada kalan şarkılarım ama için. İşte sen şey diyorsun yani pes etmeyin diyorsun. O çok aynen öyle. Şey o bir dönüm noktası aslında evet, değil mi? Evet. Yani oradan devam etmek, evet. Vazgeçmemek. Dediğim gibi o işte hikaye 2013 yılındaki albümle başlıyor. Daha iyi hani kamera önünde durabilmek için, ekranda işte röportaj daha iyi verebilmek için hani bir de kliplerimde falan hani kendimi gösterebilmek için oyunculuk dersi de almaya başlamıştım. Altan gördüm Vahide Perçin hocalarımda. Çok güzel, çok ondan kıymetli. Sonra onlarla bir tabii o süreçte de katıldığım televizyon programları, işte oluşan o network'üm falan hani bir şekilde beni Osman Sınav Okan Bölge'nin televizyon programında evet. görüyor. Nesrin Amal kast direktörü Osman Hoca'ya gösteriyor. Birbirleriyle işte iletişime geçiyorlar. Bana o zaman düşünsene Facebook'tan yazıyorlar bana. Öyle iletişime geçiyorlar. Çok enteresandı yani. Hani burada da şey hani yılmamak çok önemli. Bir de bu şeye inanmak lazım ya. Artık nasip derler ya evet. bizde. Hani nasip. Yani bir nasibine inanacaksın bence hani. Ben şey biliyordum ya bir şey olacak. Ya bir çabam var, bir şeyim var, bir şey olacak yani. Ve inadına aşk benim ikinci dönüm noktam oldu diyebilirim evet. yani. Oradaki işte Deniz Aras karakteri, o evet. şarkı söyleyen, şarkılarımı orada insanlar daha geniş kitleye duydu falan. Yani o inancı kaybetmemek lazım. Yani bir söz var ya, kader gayrete aşıktır evet. diye. Yani o kadar doğru ki işte o kadere inanmak ama onun için de gayreti göstermek. Evet. Ah geldi kahveler. Geldi. Cem'inkini alayım ben. Süt almıyordum. Yok süt almıyorum. Teşekkür ederim. Şöyle rahat rahat koy. Keki de Fatma abla yaptı. Hmm.
Yayın sonu yiyeceğiz. Yayın şimdi sonu. Yemek yok. Vallahi tam dalıyordum şu an böyle. Seninle konuşurken bütün sorularımı unuttum. Ben tabii not da hazırlıyorum. Saklamayacağım bu notu. Tamam. Ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi şöyle. Evet, gayret ediyoruz, bir şeyler yapıyoruz ama hayat her zaman bir akışında gitmiyor ya. Mesela şunu merak ediyorum, yani bir pişmanlığın var mı kariyerinle alakalı? Yani şuraya katılmasaydım, şunu yapmasaydım, şu sözü demeseydim. Hepimizin vardır illa, yani insanız sonuçta. Hatalarımız oluyor, doğrularımız oluyor, yanlış yansıyor belki. O benim için önemli bir cevap. O yani, cevaba göre devam edeceğim. Benim için de önemli bir soru. Yani hepimiz insanız. Yani hepimizin işte dönüp baktığında şunu yapmasaydım, etmeseydim, keşkelerle falan, ama şöyle bir tercih ve irademiz var Ayça bence. Yani bir kere geçmiş yaşandı, bitti. Gelecek henüz daha gelmedi ama hep olan an ya, hani şu andayız yani. Ve biz ya işte geçmişin verdiği işte pişmanlıklarla boğuluyoruz ya da geleceğin bize getireceği kaygılarla boğuşuyoruz ama hep anı kaçırıyoruz. Ben artık anı kaçırmak istemiyorum ya. Anı yaşar mısın? Ya gerçekten evet, yani bazen maalesef anı kaçırdığımı hissediyorum bu sorularla. Yani keşke, keşkenin sonu yok ki. Keşkenin sonu yok yani. İyi kilere bakmak lazım bence. Yani dönüp yani işte orada şeye onun iradesi bize kalıyor. Yani sen bu anını keşkeyle mi geçireceksin yoksa iyi kiyle mi? Çünkü bardağın boşuna da bakabilirsin, dolusuna da bakabilirsin yani. O yüzden artık tabii bunu söylemek çok kolay teoride benim için de, ama ben buna odaklanmaya çalışıyorum ve bu tabii ki yaşadığımız dünyada, bu metropolde yaşıyoruz mesela, hani bir hedeflerimiz var, bir stresimiz var, bir amacımız var. Aslında bu amaçları da kendi koyduğumuz, kendi kendimize yaptığımız biraz yüklerimiz tabii var. Tabii ki, tabii. Yani bu kadar pişmanlık yok diyebilir miyiz? Yani şöyle, aslında bunu şey anlamında demiyorum. Yani bana da sorsan mesela, aslında yaşadığımız her şey bizi bugün bu ana getirdi ya. Hı hı. Ve şu an bu insan olmaktan memnunsak demek ki doğru bir şeyler yapmışız diye düşünüyorum. Yani sen öyle mi bakıyorsun? Yoksa hani evet pişmanlıklarım var ama ben onlarla mutluyum mu? Yani o nedir sendeki yani, onun açılımı? Çok güzel özetledin aslında. Bir şey seni... Sen yapıyorsa iyisine de kötüsüne de teşekkür etmek lazım. Doğru. Kesinlikle. Yani ben dönüp teşekkür ediyorum yani. Okey, hatalarım yok mu? Var. Ama benim hatalarım iyi ki varlar yani. Evet. Ya ve çünkü her bugün şey, buradayım yani. Onlarla beraber buradayım. Kesinlikle ya. Bir de her şey bir şeye vesile oluyor ya. Evet. Şunu da sormak istiyorum. Tabii ki hani isim veririm vermem. Aslında konu o değil. Benim için sen şu anda odak noktasısın ve önemlisin. Ama şunu sen de gözlemledin ve bu benim çok hoşuma giden bir şey. O yüzden dile getirmek istiyorum. Galiba kesmeyelim. Ovalyok makinesi ayağımıza geldi. Aynen. Bir şey geldi ayağımıza ama ne geldiyse bir gidip alalım mı? Vallahi alalım ya. Ovalyok, tamam. Bir sohbetimize devam edelim. Biz edelim, hiç şey tamam. Bölmesin. Çünkü tam böyle çok önemli bir noktaya gelmiştim. Ya işte bak şimdi. Demek ki olmaması orada ovalokçu abinin gelmesi gerekiyormuş. Yani konunun burada bitmesi gerekiyormuş. Yani. Tamam, ben o konuyu zaten varmak istediğim nokta, yani bugün konuğum sensin, hep hı-hı, sensin. Benim için önemli olan o. İnsanlar, hepimiz bir şeyler yaşıyoruz hayatta. İkili ilişkilerde, iş hayatında, özel hayatımızda, her türlü. Benim çok önemsediğim bir şey vardır. Sonrasında yaşadığın her şeyin sende kalması, o sessizlik benim için çok kıymetli bir şey mesela. Yani ben öyle bakıyorum. Sana baktığımda da herkes o kadar konuşurken veya yorum yaparken senin hep bir sustuğunu görüyorum. Sessizliğini, sakinliğini, ama bunun da aslında ya benim gözümde bu bir cevaptır her zaman. Yani ben öyle olduğum için, ama senin için bunu söylemiyorum, merak ettiğim için. Susmak senin gözünde nasıl bir şey? Veya ben insanız, hata da yapmış olabilirim, yanlış anladım. Belki de susmuyorsundur, belki ben öyle görüyorum. Ama benim gözümde Cembelevi susmayı bazen tercih ediyor. Ki benim de tercihim hayatımda öyledir. Ama neden böyle? Gerçekten böyle mi? O bir cevap mıdır, değil midir? Seni merak ettiğim için arkadaş dostu olarak tabii ki tanıyorum ama
Samimiyetle bunu sormak istiyorum. Cevabını da merak ediyorum. Yani susmuyorum. Gördüğün gibi. Yani konuşmam gereken bir şey var seninle. Mesela konuşuyorum. Çünkü konuşmam gereken bir şey. Anladım. Yani gerekiyorsa konuşuyorum. Gereksiz bir şey senin için niye konuşayım ki? Nefesimizi boşa tüketmiyoruz o zaman. Yani şey anlamında diyorum. Mesela normalde de şey misindir? Gerek duyuyor muyum, duymuyor muyum? Hani bazen çok fazla hayatımızda, enerji sarf ederiz, evet, ya yorarız yani kendimizi. Zaten inan onu söylüyorum ben başımıza her ne geliyorsa iyi ya da kötü. Zaten bunları nitelendiren biziz. İyiyi de kötüyü de. Ne geliyorsa ama bir sebebe binaen geliyor yani. Hani evet. Ve hayat bir öğretiyse bir şey öğretmeye geliyor gelen. Başımıza gelen. O yüzden ben artık şeye bakıyorum. Bir başarı yaşıyorum mesela. Şarkılarım işte liste başı bir şey. Hani yıkılıyor ortalık. Okey. Artık bunun için mesela tabii ki çok mutlu oluyorum. Bunu hazmediyorum. Teşekkür ediyorum, şükrediyorum. Ama bunun için artık coşmak istemiyorum yani. Bu da benim hayatımın bir akışı olmalı. Şarkım iyi gitmezse ya da istediğim bazı şeyler istediğim gibi gitmezse bu da benim hayatımın akışı olmalı ve ben bunu böyle kabul etmeliyim. Yoksa bu yani bu benim özelimde söylediğim bir şey mesela. Ama bence hepimiz kendi hayatımızda bu şekilde akışta bir şekilde kalabilmeliyiz. Yoksa direndikçe yok. Yani bunun sonu yok. Kendimizi yormaktan başka hiçbir şey değil yani. Doğru. Ya o yüzden diyorsun ya biriktirip içe dönmek çok önemli. Yani sana ne kattığına bakmak lazım aslında, değil mi? Kesinlikle öyle. Çok konuşmak cevap vermek değildir yani. Bak yani susmak en güzel cevap olabilir. Doğru söylüyorsun. Peki bir şey söyleyeceğim. Hani biz birkaç yıldır tanışıyoruz. Evet. Şimdi mesela ben her sene özellikle yeni yılda şey yaparım böyle. Hani bu sene bana ne öğretti? Hani her sene gelişiyoruz. Aslında her gün bile bize bir olgunluk katıyor, bir farkındalık katıyor. Mesela bir yıl önceki Cem Belevi ile şimdiki arasında ne fark var diye sorsam sen ne dersin? Kendinle alakalı gördüğün en büyük fark. Yani bir yıl çok yani hani birkaç ay bile çok yani birkaç gün bile dediğin gibi çok değiştiriyor onu şey hissediyorum. Vallahi saklamıyorum yani 35 oldum daha geçtiğimiz günlerde. İyi ki doğdun. Teşekkür ederim. Fatma ablanın turtasıyla kutlayacağız. Ya evet aynen ben de şey hani, sohbeti bir an önce yapalım da yiyelim diye. Ve ya inan hala şey hissediyorum ya. Hani 20'li yaşlarda gibi ama hissediyorum kendimi. Ama sen ikizlersin. O evet, hiç bitmeyecek. O hiç bitmeyecek galiba. Bitmesin zaten. Onu fark ettim. Ama bir taraftan da böyle şey artık bu öğretilerden ders evet. almamın gerektiği yaşlara yaklaştım bence. Evet ama içindeki çocuk ölmeden de mesela evet. çocuk sevebiliyoruz. Buraya geldim. Benim evet. iki kızımı gördün. Evet. O günü gördün. Çocuklar koşturuyor. Hiç böyle hayalinde böyle bir şey var mı? Hani bu bir yıl sonra olur. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ama sen kendini öyle hayal edebiliyor musun? Böyle çoluklu çocuklu. Ya, ne bileyim yuva kurmuş falan. Yani çok isterim tabii ki. Yani öyle içeri girdiğimde böyle şeyi görünce maşallah yani o coşkuyu atmosferi o hiç bitmiyor ben sana söylüyorum. Mükemmel bir şey yani. Çok çok güzel bir şey. İsterim kısmet olursa olur. Allah nasip ederse. Annen ne düşünüyor bu konuda? Annem hep istiyor zaten yani. O yüzden böyle hani annemin bu kadar istemesinden mi diyorum ben de acaba düşe kalka gidiyorum bu yolda bilmiyorum yani. Bence o yüzden haklı en iyisi teyze. Az önce biraz sohbet ettik. Haritandan da bahsettik. Evet. Ben bir bakacağım belki vardır bilmiyorum bir şeyler. Bilmiyorum ya. Ben biraz daha bu konuda geri mi duruyorsun? Geri duruyorum ama nasip de varsa da kaçamıyorsun. O yüzden nasip diyorum yani. Peki şey var mı? Mesela ben kime sorsam ya işte çok yoğunum, konserim var falan. Tamam gerçekten çok yoğunsunuz. Yani hani özellikle müzikle, yani sanatla uğraşan insanlar hele ki göz önündeysen gerçekten gecen gündüzün birbirine karışıyor bazen. Biz kaç kere konuştuk hangi gün şöyle ya beni öyle, kırmadın evet. bugün geldin. Evet. Gerçekten çok mutluyum. Seve, biliyorum seve. Ki konserlerin vesairen var ama ya her şeyin tabii ki olması gerektiği gibi oluyor her şey. Ama şeyi merak ediyorum. Yeni projelerin başka bir şeyin var mı? Bir de ona geçmeden önce evet. çok önemli bir şey söylemek tabii. istiyorum. Bir kere teşekkür etmek istiyorum. Ne için? Benim geçenlerde çok önemli bir kadına yönelik bir projem vardı. Kadına evet. mobbinge, şiddete evet. ve her türlü olumsuzluğa hayır dedik. Çok ünlü kadınlarımızla bir araya geldik. Bir fotoroman yayınladık. Seni aradığımda
Yani bir dakika geçti mi aradan bilmiyorum. Geçme tabii ki seve seve gelirim. Böyle bir şey varsa ben orada olurum. Buna bir kere önem veriyor olman, değer veriyor olman, kadına verdiğin o değeri görmek. Hani arkadaş dost olarak tabii ki hissediyorum ama herkes yani yoğunum der, bir şey der. Oradaydın, yanımızdaydın, destek verdin. Tabii ki seve seve. Bir kere bu hassasiyetini çok önemli buluyorum. Çünkü popüler olunca, magazinde sevince atılan her başlık böyle bir üstünüze yapışıyor ya. Ne kadar güzel söyledin. Olumlu, olumsuz. Evet, evet. Ben şimdi yakından tanıyan biri olarak bunu söyleme gereği duyuyorum. İyi ki sizin gibi erkekler var hayatımızda. Gerçekten. Çünkü ben eşimden dolayı biz hep kalabalığız ya. Bizim ev hep dolup taşar, arkadaşlar gelip gider. Kadının değer bulması için erkeklerin duruşu çok çok önemli. Sana bunun için teşekkür etmek istiyorum. Bir kere beni yalnız bırakmadın projemde. Yine bugün de yalnız bırakmadın. Bu da kadına bir destektir. O yüzden teşekkür etmek istiyorum. Ne demek istiyorum. Ben seve seve. Ben... İyi ki oradaydın. Varlığın benim için çok kıymetliydi. Çünkü kadının kadına verdiği destek evet ama erkeğin orada olması bize çok güç veren bir şey. Bunu tekrar dile getirmek istedim. Projelerinden bahsedebilirsin. Tabii ki. Seve seve bu arada katıldım. Her zaman da öyle olur. Bu sene yoğun geçti. Gel boncuk muydu? Evet bir boncuk. 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 Kızım gel. Hayvanları da gel. Çok sevdiğini evet. Biliyorum gel, bu arada. Gel bakalım. Hadi gel bakalım. Boncuk'la beraber evet. Anlatayım. Evet Boncuk. Sen şöyle dur bakalım. Bu sene biraz yoğun geçti benim. Evet bayağı Murat yoğunsun. Hala çok yoğunsun. Biliyorsun Cemiyet Gazinosu. Evet göz çok bebeğim. Güzel oldu. O proje, yani ben pandemi döneminde çok fazla şarkı yazdım. Onları ben 90'larda büyüyen bir 70'lere, o 70'lerin o gazino kültürüne aslında biraz hayran bir şekilde büyüyen bir çocuğuyum. Ve işte hep o filmlerden görürdük o işte gazino kültürleri nasıl olurdu. Acaba şimdi şeyi düşünüyorum Ayça, o kadar dejenere bir ortamda dejenere bir olmuş şarkı nasıl şimdi birilerine de şey atmak istemiyorum ama ya ortamı aslında ya günümüzde gerçekten hani popüler kültüre hizmet eden bir şeyler yapıyoruz falan evet. Ama o kadar evet. Zor ki yani ve mesleki tatmini bazen yaşamıyorsun acaba diyorum hani 70'li yıllarda bu böyle olur muydu nasıl hı-hı. Olurdu bunu falan diye düşünürken bu Cemiyet Gazinosu fikri aklıma çok geldi. Güzel. Ve çok güzel. O yıllarda yapsaydık bu yeni şarkılarımı bu nasıl olurdu falan diye böyle bir proje oldu. Ve yeni yazdığım şarkıları 70'li yılların sound'uyla biraz aranje edip o yılları göstererek o zamanki solistlerin kültüründe bir klipler ve hikayeler çektik. Bu fikir senden mi çıkmıştı? Evet ama ekibimle geliştirdim tabii ki. Harika bir şey yaptınız. Yani birçok insan da bayıldı. Benim evet. Ufaklıkta yine sesleniyor bize. Ama gerçekten hem çok güzel bir fikir. Şu an hani böyle bir şey yapanı ben yani, duymadım. Yani şu dönemde şu an. Biz senden... Şey diyorum ya mesleki tatmini biraz daha yaşamak için. Yani hani evet çıkıyoruz şarkılar söylüyoruz bir şey. Ama hani daha gerçekten ben şeyi o yıllarda yapsaydık ne olurdu? Şimdi hem oyunculuk da yaptığım için... Şöyle bir niyetim de var inşallah. Önümüzdeki günlerde bunu hayata da geçireceğim. Bunun bir hikayesini oluşturup o yıllarda olsaydık ne olurdu? Böyle bir mini bir dizi ya yapmak istiyorum. Ya harika olur. Çok güzel. Böyle bir niyetim de var yani süper. Şimdi. Yazdan sonra falan mı? Evet. Şimdi senaryosunu falan hazırlatıyorum. Süper. Kendi fikirlerimle beraber. Böyle bir heyecanım da var. Yani Cemiyet Gazinosu fikri bunu zaten konserlerimde de ben mesela biliyorsun pop şarkılarını söylüyorum evet. Ama konserin bir bölümünü bu gazino formatında aynen, yapıyorum. Aynen öyle. Ve o çok sevildi aslında. Ben çok seviyorum zaten. Evet. Yani ben sahnede mutlu olmalıyım, sevmeliyim ki zaten insanlar kesinlikle. Da aynı şeyi hissetsin. O yüzden Cemiyet Gazinosu'nu böyle uzun yıllarca devam ettirmek istiyorum kariyerimde yani. Hem repertuarını genişleterek. Bence hem yap ya. Biz inşallah yapabilirsem sevdik. De bunu bir dizisini yaparak ay, istiyorum harika. Yani. Konserler zaten devam değil mi? Konserler devam. Gaz. Konserler evet. Devam. Oyunculukla alakalı şu an biraz daha seçici davrandığım bir dönemdeyim hı hı. Çünkü... Ama yap olur mu? Yani biz bekliyoruz. Evet yani öyle bir sağ olsun sevenlerim de hep yazıyorlar. Hani hep yine görmek istiyoruz dizilerde falan filan. Hani ben ama sahneleri çok özledim özellikle pandemi döneminde. Şimdi biraz daha ona ağırlık vermek istiyorum. Sahneyi özledim. Boncuk benim bütün enerjimi. Bir şey söyleyeyim.
Hani böyle şeyim şu anda, hani söylemesem de olur, çıkmasam da olur gibi şey. Sen bence bize bir şey söyler misin? Çünkü söylerim. Hani sanatçı dediğin o sanatı icra ederken evet. mutlu ya, ondan tatmin olur ya. Ben de seni dinlemeden bugün tamam. şuradan şuraya seve seve. Bırakmam seni yani. Ne söyleyeyim sen söyle onu söyleyeyim, ne istiyorsun? Bilmezler. Bilmezi mi istiyorsun? Evet. Tamam peki, oldu o zaman. Çok istiyorum. Boncuk gel. Boncuk. Ondan sonra geç belki bakalım. Biraz daha hareketli bir şey daha söyler misin? Söylerim tabii ki, seve seve. Vereyim şöyle gitarımızı. Eskiden böyle miydim, kendimi üzer miydim, meczup gibi gezer miydim aman. Bir susup bin dert oldun, kendimi sende buldum, içmeden sarhoş oldum aman. Yüzüne gözüne baş koydum, dönersem bana haram, geceden gündüze varamam. İçime dışıma sen doldun, başkasını koyamam, gidersen de nefes alamam, gidersen de nefes alamam. Bilmez, bilmez, bilmezler onlar, görmez, görmez seni benim gözümden onlar. Bilmez, bilmez, bilmezler onlar. Görmez, görmez seni benim gözümden onlar. Ay süperim ya. Çok sağ ol, ne demek. Ben bu sesi sabaha kadar dinlerim. Sen bugün gitmeyeceğim ya, oturalım. Başka ne söylersin? Daha söyleyelim mi ya? Bir tane, bir tanecik. Allah Allah. Ne? Sevdin mi okuyayım? Cemiyet gazosundan gidelim. Tamam, o zaman şöyle ben kapanışı yapayım, müzikle kapatalım değil mi? Sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ne ki demek? Geldin. Seve seve geldim. Ya o kadar keyif aldım ki, vakit nasıl geçti zaten anlamadım. Zaten canım... Arkadaşlarımın, kıymetlilerimin evine geldim. Ya, yani hiç böyle programa çekime geliyormuşum gibi ya, olmadı. Ben de öyle hissetmiyorum. İyi ki geldin. Hayırlı olsun, uğurlu olsun tekrar. Gelecek arkadaşlarımıza da söyleyelim. Valla ben kendi evime gelir gibi geldim. Yani İyi baktık onlar da, mı? Yedirdik, içirdik değil mi? İnanılmaz. Sıkıntı yok. Aynen. Köpek var, çocuk var. Hani... Evet, bir tek işte Fatma ablanın turtasındayım. Onu yiyeceğiz birazdan, bir beş dakikada. İyi ki geldin, çok sağ ol. Her zaman zaten evimizde yerin çok önemli var. Ama beni bugün yalnız bırakmadığın için çok teşekkür ediyorum. Migros TV izleyenlerine de teşekkür ediyoruz. Bundan böyle her hafta Migros TV'deyiz. Haftaya yine görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Müzikle sizi baş başa bırakıyoruz. Sevdim sevdim doymadım, öptüm güzel gözlerini, teninde az uyumadım, dinledim hayallerini, kimler kimler söyledi, sevme o seni üzer diye. Ama ben çok sevdim ki, sevdim sevdim doymadım, öptüm güzel gözlerini, teninde az uyumadım, dinledim hayallerini, kimler kimler söyledi, sevme o seni üzer diye. Ama ben çok sevdim ki...